Semiha 77 yaşındaki seslendirme sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Köksal Engür 77 yaşında böbrek yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Dün Cengiz Bozkurt Twitter hesabından duyurmuştu. Acı haberi sevenleriyle paylaşmıştı. Şimdi ise Karacaahmet Şakir'in Camii'de cenaze töreni düzenleniyor. Kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu ekranlarınıza getiriyor. Pek çok isim bu noktada, dizi oyuncuları ona son yolculuğunda eşlik ediyor. Ve kızı bu noktada yine babasının cenazesinin başında bekliyor. Bir çocuk babasıydı. Köksal Engür 1946'da doğmuştu. Kars'ta dünyaya geldi. 77 yaşındaydı hayatını kaybettiğinde de. 1956 yılında TRT Ankara Radyosu'nda başladı aslında bu serüveni. Oyunculuk ve seslendirme sanatçılığı serüveni. Daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezun oldu. 1969 yılında mezun oldu. Daha sonra da yine TRT'de programlara katılmanın, seslendirme çalışmaları yapmanın yanı sıra da aynı zamanda devlet opera ve balesinin yapımlarında da çeşitli roller aldığı oyunculuk hayatı da bu şekilde devam etti. Hem çeşitli sinema filmlerinde, tiyatro filmlerinde ve dizi filmlerinde rol aldı. 77 yaşındaydı hayatını kaybettiğinde. Böbrek rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi görüyordu ve dün de yine bu acı haberi Cengiz Bozkurt Twitter hesabından sevenleriyle paylaştı. Şimdi ise yine onun yanındaki, yakınındaki, onunla aynı sahneyi paylaşmış dizi oyuncuları, sinema sanatçıları, seslendirme sanatçıları bu son yolculuğunda onu yalnız bırakmıyorlar. Öğle namazına mütakip buradan cenaze namazı kılınacak ve yine Karacaahmet'te defnedilecek sanatçının naaşı diyebiliriz. Herkes hakikaten çok üzgün çünkü çok önemli bir sanatçıyı kaybettik dün ve onlar da yine ondan daha genç olan sanatçılar var. Onunla aynı sahneyi, aynı seti paylaşmış kişiler. Onlar da o oyunculuk serüveninde de onun abilik ettiklerini, Köksal Engür'ün onlara abilik ettiğini söylüyorlar. O yüzden son derece üzgünler. Bir çocuk babasıydı dediğimiz gibi. Kızı da yine bu noktada babasının naaşının başında, Türk bayrağına sarılı tabutunun başında bekliyor. Az sonra cenaze namazı kılınacak ve defin işlemleri gerçekleştirilecek. 77 yaşında hayatını kaybeden Köksal Engür için herkes bu noktada son görevini yerine getirmek için bekliyor. Az sonra cenaze namazı kılınacak ve dediğimiz gibi defnedilecek diyelim. Biz de Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileğimizde bulunalım ve sözü bulunduğumuz bu noktadan yeniden size merkeze bırakalım.